Zero efekti olarak yine izlenmeyecek bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda trendlere girmeyecek biliyorum ama yine de çekmeye, size yeni videolar üretmeye devam. Üniversite tercihi yapacak gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunacağız. Ben ailemin yanında okudum. Talha şehir dışında okudu. Bunun hakkında size çeşitli sorular hazırladık. Akıllar, akıllara takılan en çok 6 soruyu ve 6 cevabı sizlerle paylaşacağım. Merhabalar Tahsin. Merhabalar Talha. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün karşı karşıyayız. Yan yana deniz nasıl hissediyorsun? Yani böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha çok geriliyoruz. Şimdi güzel sorularımız var. İnşallah sen de güzel cevaplar verirsin diye İnşallah. düşünüyorum. Umarım. Arkadaşlarımıza faydalı olur. İlk sorumuzu Umarım. sorayım Tahsin. Evet. Şimdi aile evinde kalmanın birçok avantajının olduğu söyleniyor. En önemli avantajlar yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, temizlik yapmak gibi... İnsani ihtiyaçları bireyin kendisinin yapmaması. Bunun en önemli bir avantaj olduğunu, bunun bir yarar olduğunu düşünüyor musun? Şimdi aileyle birlikte yaşamayı yanında yaşarken fazla anlamıyorsun. Ama bu aileyle birlikte yaşamak bence büyük bir rahatlık ve lüks. Bunun için bu sorumlulukları siz bir hafta hepsini üzerinize alsanız bunların ne kadar zor olduğunu kesinlikle anlarsınız. Almak ister miydin o sorumluluğun üstünden? Yani ben almak istemezdim şahsen. <laughs> evet ikinci sorumuz geliyor. Evet, sosyal peki. çevre ve arkadaşlık konusunda soracağım bunu. Şimdi aileyle yaşadığın zaman liseden gelen birçok arkadaşın oluyor. Üniversiteye geçtiğinde de yeni bir arkadaş ortamı daha ekleniyor. Aynen. Bu iki arkadaş ortamı arasında denge kurabildin mi? Lise arkadaşlarından bizi unuttun gibi bir eleştiri aldın mı? Ve ikisi arasında denge kurmaya çalışırken ikisinden de olduğunu oldu mu? Ya, tabii çeşitli değişimler oluyor. Vaktinin çoğunu okulda geçiriyorsun, projeler oluyor, ödevler oluyor. Bunlar için arkadaşlıkların değişiyor, yeni arkadaşlıklar ediniyorsun. Ama yaz tatillerinde, ara tatillerde eski arkadaşlarınla, lise arkadaşlarınla daha çok vakit geçiriyorsun. Belki geçirdiğin süre kısalsa da paylaştığın şeyler bence değişmiyor ve bence çok büyük bir sorun olmuyor. Üçüncü sorumuz özgürlük hakkında evet, ailenin ailenin yanında kaldığın zaman özgürlüğünün kısıtlandığını düşündün mü? Ya tabii şimdi tek başına yaşamak gibi olmuyor. Tek başına yaşadığında daha özgürsün. Tek başına yaşayan arkadaşlarım, öğrenci evinde kalan arkadaşlarım, yurtta kalan arkadaşlarım daha özgür olduklarını söylüyorlar. Ama şimdi ailenle iyi bir iletişim kurarsan bence bu da çok büyük bir sorun değil. Onlara anlatırsan ödevinin olduğunu, çevrenin değiştiğini, akşam arkadaşlarınla bir yemek yemen gerektiğini, geç kalman gerektiğini onlarla onların evinde bazen oluyor yani arkadaşların evinde kalman gerekiyor bunun için projeler olabilir ödevler olabilir yani bu durumları ailene anlatırsan onların da hoşgörüyle karşılayacağını düşünüyorum açıkçası onun için bence çok büyük bir problem değil ailesiyle aynı şehirde yaşayan üniversite öğrencilerine karşı büyük bir eleştiri var o insanların şehir dışına çıkmadan bazı sorumluluklar edinemeyeceğini ve kişisel gelişimlerinin düşük olacağını söyleniyor Sence aile evinde kalmak bir insanın gelişimini etkiliyor mu? Yani tamam belki alışveriş yapmıyorsun, temizlik yapmıyorsun, ev kiralamıyorsun, hiçbir ev sahibiyle muhatap olmuyorsun. Ama sadece bunlar değil insanı geliştiren şeyler. Yani çeşitli sorumluluklar alabilirsin, ailenin yanında yaşamaya bence engel değil, sorumluluk almamaya hiç engel değil. Ben bu fikre çok katılmıyorum. Bence ailenin yanında da insan kendini çok geliştirebilir sorumluluk alabilir. Böyle düşünüyorum ben. Beşinci sorumuz ekonomik, parasal açıdan bir soru yani geliyor. Biraz duygusal bir soru. Aynen maddi özgürlüğü içeriyor. Sence yani. aile yanında kalmanın maddi avantajları oluyor mu? E, tabii birçok e, maddi avantajı var. Kira vermiyorsun, fatura vermiyorsun, e, giderleri bilmiyorsun. Ama e, tabii belli bir yaştan sonra e, aileden e, harçlı kalmak da tabii biraz zor. E, yani sonuçta sürekli bir harcaman var. Ama bir gelirin yok. E, öğrenciliğin ekonomik anlamda her zaman e, biraz e, zorluğu var. Son sorumuza geldik. Evet. Ailesiyle aynı şehirde üniversite okumak isteyen arkadaşlarımıza son olarak ne demek istersin? E, i̇yisiyle kötüsüyle anlatmaya çalıştım. E, bence bunun birçok avantajı, dezavantajı olabilir. Ekonomik anlamda avantajı var, sosyal anlamda avantajı var. Ama şunu söylemek istiyorum. Lise arkadaşlarınızla, en yakın arkadaşınızla, üniversite dediğiniz arkadaşlarınızla hatta kız arkadaşınızla bile kavga ettiğinizde eve dönüp ailenizin yanına dönüyorsunuz. ya yani yalnızlık çekmiyorsunuz. Hasta, hastalandığınızda aileniz her zaman yanınızda oluyor. İyi de bir iletişim kurarsanız hiçbir probleminiz olmuyor bence. Üniversite hayatınız gayet güzel bir şekilde geçiyor. Onun için hoşça kalın, ailenizin yanında kalın. Yönetmenim Tala çıktı değil mi? Evet çıktı. Yok demiş mi şu an burada? O zaman bir video çekebilir miyiz ya? Bir alalım böyle. Hallederim hemen çekelim. Bir sola çekelim. Biliyorsunuz Taha ile büyük bir challenge'ın içine girdik. Sola videolarımız var. Buradan Tahsin Fan Club'a sesleniyorum. Lütfen benim sola videolarıma like atmayı, yorum yapmayı, izlemeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun.